Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Destek olmak için abone olabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Evliyken iş arkadaşıyla birlikte olan Gamze'nin hikayesini dinleyeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Selamlar, ben evli bir kadınım. Çocuğum olmuyor maalesef. 3 yıldır yaklaşık evliyim ama bende problem olduğu için çocuğumuz olmuyor. Eşim benimle boşanmıyor ama benimle geceleri olmuyor ve gidip başka kadınlarla birlikte oluyor. Hayat kadınlarına para harcamak istiyor. Ben de kendimi bunun yüzünden kötü hissediyordum. Boşluğumu dolduracak birisi gerekliydi. Birisi beni tatmin etmeliydi ve o da iş arkadaşım oldu. İsmini değiştirip yazacağım, ismini Arda olarak düşünün. Arda'yla gece iş yerinde bile birlikte olduk. Artık benim hayatımda tek arkadaşım o ve beni anlıyor. Çok kibar bir insan ve yıllardır arkadaşız. Dert ortağım oldu ve tüm problemlerimizi birlikte çözüyoruz. Tüm bunları nasıl yaşadım hepsini sizlere anlatacağım. İyice dinlemenizi rica ediyorum ve Arda'yla şu an ne durumdayız anlatacağım. Umuyorum ki bana hak kazandırırsınız. Benim suçum olduğunu sanmıyorum ve yakın zamanda boşanacağım zaten. Şimdi olayları en başından sizlere anlatayım. Takma ismimi vereceğim ben. Gamze, kendim şehirde büyümüş bir kadınım ve hep insanlarla kaynayıp karışmayı seviyordum. Etrafımdaki insanlar beni hep sıçakkanlı birisi olarak tanırdı. Bu sıçakkanlığım yüzünden gençliğimde pek fazla sevgilim oldu. Tüm erkekler benimle sevgili olmak istiyordu. Çok da güzel bir kızdım. Kendi bakımıma önem veriyordum ve sürekli makyaj yapıyordum. Gençliğim çok eğlenceli geçmişti. Hayatımda birçok erkek oldu fakat onların hiçbirisini uzun süre sevemedim. Ailem de benim seçimimde özgür olmamı istedi. Uzun sürelik ilişki yaşamadım ve hep kısa süreli ilişkilere önem verdim. En fazla 3 ay gibi ilişkim olmuştu. Libidom yüksekti anlaşılan. Neyse, gençliğim böyle giderken üniversitenin son döneminde mezun olmaya kısa bir süre kala ben bir insana aşık oldum. Onu başka bir sevmeye başlamıştım. Kendisi uzun boylu, yakışıklı, çok güzel bir insandı. O dönemler ona yaklaşmaya başladım ve kısa bir sürede sevgili olduk. Karşımda bir hedef vardı ve onunla evlenmeliydim ve uzun bir süre birlikte olmalıydım. Mezun olduk ve nişanlandık. Bana her hafta hediyeler alır ve beni çok fazla sevdiğini sanıyordum. Bu erkekler çok değişik tipler. Size her saniye ihanet edebilir. Neyse, biz güzel bir iş bulana kadar nişanlı kaldık ve iş bulduktan sonra evlendik. Benim hayatımda ilk kez sevdiğim kişiydi ve ona olan sevgim o sıralar hiç kimseye yoktu. Evlendik ve 2 yıl kadar birlikte mutlu mesut yaşadık. Fakat problemler de evlendiğimizde başladı. İlk başta bizim çocuğumuz olmuyordu ve kavgalar oluyordu evde, ama beni böyle sevdiğini ve olmasa da olurmuş diyordu. Ben de kanıyordum buna ve ayrılmıyorduk. Doktora da gittik ve sorunun benden olduğunu söylüyordu. Tabi sorun bende olunca tüm günahı kendimde aradım. İşlerimiz öyle devam ediyordu. 2 yıl aslında çok da büyük problemler olmadı. Ama bir süre sonra eşim benimle birlikte olmaktan kaçıyor ve ben de kendimi kötü hissediyordum. Ona ihtiyacım vardı ama sürekli benden kaçıyordu. Nedenini sorduğumda her defasında yorgun olduğunu söylüyordu. Artık bıkmıştım bu durumdan. Bir gece uyuduğunda cep telefonunu götürdüm ve mesajlara bakmaya başladım. Yazmadığı hayat kadını kalmamıştı. Kendimi çok kötü hissettim o an. Diğer odaya geçip ağlamaya başladım. Çocuğumuzun olmaması da ayrı bir canımı yakıyordu. Şimdi de kocam başka kadınlarda mutluluk arıyordu. Sabaha kadar ağladım. Yüzüm gözüm şişmişti. Sabah kalktığımda defolup işe gitmişti. Evliliğimizin 3. yılının böyle geçmesini istemiyordum. Ama artık olanlar olmuştu. İlk bada düzeleceğini sandım. Onun aklını almaya başladım. Ne kadar çalıştımsa, ne kadar onu kendime cezbetmek istedimse de beni aldatmaya devam etti. Artık bıkmıştım. Boşanmak kararı aklımdaydı. Bu kararı güçlendiren kişi ise iş arkadaşımdı. Evet, yalnız kocam aldatmıyordu. Ben de kocamı aldatıyordum. Nasıl oldu anlatayım. İş arkadaşım Arda'yla iyi bir arkadaşlığımız vardı. O evli değil ve bir kız arkadaşı da yoktu. Onunla çok fazla samimiydik ve tüm dertlerimizi konuşurduk.
Çok iyi bir arkadaştı bana. İşe girdiğimden şimdiye kadar birlikte çalışıyorduk. Kadın bir arkadaşının olmasından iyiydi. Samimiydi, yoksa kadınların çoğu sahtedirler. Sana karşı iyidirler ama sen olmadığında seni kötülerler. Neyse, Arda, ben ve diğer işçiler şirketimizde bir parti olacaktı ve hepimiz davetliydik. Benim de kocamla aram iyice kötüydü, depresyondaydım o sıralar. Ben de kabul ettim ve biraz içki içip kafamı dağıtmam gerekliydi. Sarhoş olmalıydım yoksa deli kocamın yüzünden. Nasıl evlendikten sonra bu kadar değişti bilmiyorum. Çok iyi bir insandı nişanlı olduğumuz dönemde. Bana almadığı hediye kalmamıştı. Şimdi benim yüzüme bile bakmıyordu ve benimle aynı yatakta uyumuyor, gidip kanapede kendi başına yatıyordu. Benim de içimde onu kıskandırmak vardı. En güzel giysilerimi giyip bu partiye gittim. Arda beni arabasıyla aldı. Evli bir kadın başkasının arabasına biniyordu. Böyle bir şey olamazdı. Kocam beni bu duruma salmıştı ve bir daha asla onunla mutlu olmayacağımı çok iyi biliyordum. Arda'yla partiye gittik ve tüm işçilere istedikleri kadar içki sunuyorlardı. Arda da o gün çok güzeldi. Hayatımın erkeği olabilirdi o gün. Onun koluna girerek girdim içeri. İçeri geçip bir masada oturduk. Arda'ya git ve içki al diye rica ettim. Tamam dedi. İçtik içtik ve yine içtik. Artık ikimiz de sarhoştuk. O kendindeydi fakat bense tamamen kaybetmiştim kendimi. Arda'ya yaklaşarak beni otele götürmesini istedim. Mekandan çıktık ve diğer işçilerin de görmesini istemiyordum beni böyle. Arabaya bindim ve Arda'ya sarıldım. Boğazından öpmeye başladım. Arabada 10 dakika seviştik. Sonra Arda hemen otele sürdü. Otelde o gün birlikte olduk. Çok sarhoştuk ve ne yaptığımızın farkında değildik. Artık ben de onun gibiydim. İhanet ediyordum. Ondan bir farkım kalmamıştı. Eve de gitmedim. Zaten kocam da eve gitmesem haberi olmazdı benden. Yarın kalktığımızda Arda'yla çıplak yataktaydık. Kalktım ve Luan'dan öptüm ve bana dün gece güzel bir gün yaşattığı için teşekkür ettim. Şaşırmıştı. O ve sen evlisin, aslında bu yaptığımız hataydı dedi. Fakat ben tüm olanları ona anlattım ve iyi ki varsın dedim. Beni eve kadar götürdü. İçeri geçtiğimde kocam evdeydi. Telefonda onlarca kez beni aramıştı. Kapıyı açtım ve eve girdim. Neredeydin sen dedi. Sana ne diyerek cevap verdim. Artık benim kocam değilsin. Nasıl yani dedi. Beni dövmeye başladı. Öyle tokat da değil. Bildiğin öküz gibi dövüyordu. Sonra üzerimdekileri çıkardı ve al ilişkide olmak istiyordun dedi. Şimdi olalım. Canımı yakarak bana tecavüz ediyordu. Ağlıyordum fakat bana bakmıyordu bile. Dövüp dövüp benimle oluyordu. Sonra işi bittiğinde yüzüme bir tokat attı ve yere yıkıldım. Bana küfürler yağdırıp kapıyı kapatıp gitti. İlk kez onu böyle görmüştüm. Evlendiğim kişi böyle çıkmıştı. Kendi seçimimdi ve aileme de gidemezdim. Ne yapacaktım bilmiyorum. Yüzüm gözüm şişmişti. Ağlaya ağlaya yalnız başıma yerde kalmıştım. Orada da bayılmıştım. Uyandığımda akşam olmuştu. Kalktım ve gidip yıkandım. Suya temas ettiğimde canım çok fazla yanıyordu. Lanet okuyordum evlendiğim güne. Bana bu kötülüğü yaptığı için çok pişman olacak. Yakın zamanda ayrılacağım ondan ve hayatıma yalnız bir kadın olarak devam edeceğim. Yıkandıktan sonra Arda'yı aradım ve size gelebilir miyim diye sordum. Tüm olanları anlattım ve polise vermemi istedi. Ben de yakında onu polise vereceğim. Arda'yla beraber kalmak istemiyordum ve onu rahatsız etmemek için kendime ev bulmalıyım. Bir sürelik burada kalıyorum ve boşanma işlemlerimiz de gidiyor. Beni arayıp özür falan diliyor ama kabul etmiyorum. Arda'yla yıllardır arkadaşız. Birlikte olduğumuz zaman da bundan zevk alıyorum ve hiç utanmıyoruz. Arda'ya da söyledim ve hiçbir zaman onunla evlenmeyeceğim ya da sevgili olmayacağım. Yalnız arkadaşız. Evlilik artık benim için bitti. Evlendikten sonra insanlar çok değişiyor ve bu beni rahatsız ediyor. O adamdan boşandıktan sonra da hemen bir ev bulup kirada kalacağım. Arda onunla kalmamı istiyor ama ona bağlanırsam bu kötü sonuçlar açabilir. Arda bir süreliğine benimle olabilir ama gelecekte bir kız bulup evlenmesi gerekli. O da ben olamam. Birbirimizi bir süreliğine tatmin ediyor. Evet, benim hikayem bu kadar. Acımasız kocam yüzünden bu durumlara geldim.
Aldatmak çok kötü bir şey ve umarım sizler eşlerinizi aldatmıyorsunuz ve onlara iyi davranıyorsunuz. Kadınlara karşı her zaman kibar olun ve onları koruyup sevin. Sizlerle paylaşmak istedim ve siz de kendi düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.